Merhabalar arkadaşlar. YouTube Fizikte Barış kanalındayız. Sadık Uygun Yayınları Spotlu LYS Fizik Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Test 13'e geldik. Konumuz yine denge ve tork sorularının karışık çözümleri arkadaşlar. Evet, ilk soruya başlıyorum hemen. O noktasından dönebilen eşit bölmeli ağırlıksız çubuğun her bölmesinin uzunluğu d kadardır. Buna göre kuvvetlerin toplam torkunun büyüklüğü ve yönü nedir? Bakın, dönme noktası neresi arkadaşlar? O noktası. Şimdi buna göre başlarsak. Bakın, önce şunu affetmeyelim isterseniz. 3F'in uzantısı O'dan geçince bunun döndürme etkisi yok. Bunu attım. O zaman şuna birinci kuvvet diyelim. Buna ikinci kuvvet diyelim. Buna da üçüncü diyelim. 3 tane adam kaldı. Ne yapıyoruz? Tek tek başlıyorum. Tork 1, tork 2 ve tork 3 hangi yönde döndürüyor? Önce onlara bakalım. Bakın, O noktasına göre. F birinci kuvvet ne yapıyor? Böyle bir kuvvet. Yani eksi. Kuvvetimizin değeri F çarpı. Her bir karenin uzunluğu da D miydi? Bakın, F'in buraya olan uzaklığı 2D. Sıra geldi ikinciye. Bakalım hangi yön? O noktasına göre direksiyon tuttuk. Böyle çevirdim. Eksi yönde. Kuvvetimizin büyüklüğü 2F. Bakın, dik uzaklığı 2F şöyle. Aynısından bir tane daha çektim. D kadar. Değil mi? Bu da D'ydi. Sonra üçüncüye geldik. Hangi yönde çevir? Bakın, O noktasına göre alırsak direksiyonu böyle çeviriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Yani artı yönde. Neydi değerimiz? 4F çarpı dik uzaklık. Bakın, bu 4F ile bunun arasındaki mesafe. Bak, 4F böyle. Aynısından koydum. 2 kare var. O zaman 2 de yaptı mı? Eksi 2FD buradan geldi. Eksi 2FD buradan geldi. Artı 8FD de buradan gelince döndürme etkimizin cevabı artı yönde döndüreceğiz. 4FD. O zaman 4FD'lik döndürmeleri bulduk. Değil mi? Şimdi neyi soruyor? Torku soruyor. Bakın, torku sorduğu zaman bu neydi? Artı yönde dönme. Dönme ile torkun arasındaki farkı neydi? Kural şuydu. Sağ el kuralına göre. 4 parmak nereye konulacak? Dönme yönüne konulursa boşta kalan baş parmak torku verecek arkadaşlar. Bakın, nereye dönüyorduk? Artı yönde. O zaman 4 parmağınızı böyle koyduğunuzda bakın baş parmak nereye ittiriyor? Şöyle 3. boyutu biraz sizin de göreceğiniz boyuta getirmeye çalışayım. Şöyle içeriye yani. O zaman içeri gittiyse bakın 4 parmağı bu yönde döndürdüm. İçeri ittiriyorum. O zaman içerinin de anlamı neydi? Çarpı. Çarpı yönde 4FD olacaktı. Evet, özdeş kare bölmelere ayrılmış kuvvetlerin O'ya göre torklarını soruyor. Bakın, bunları bileşenlere ayırarak falan yapabilirim. Fakat köklü, kök ikili sayılar bizim için nimet. Bakın, şimdi şöyle düşünsek. F1'in büyüklüğü ne kadar? Önce tork 1'i bulurken ve tork 2'yi bulurken yazacağım. Şimdi her kare neydi? Kök 2 idi. Kök 2, kök 2, kök 2. Yani 3 kök 2 değil mi? F. Buna bakın. Kök 2, kök 2, 2 kök 2 F. Peki dik uzaklıkları ne yapalım? Bakın, burada da aslında kök 2'ler yazabilirim ama kolay olsun diye şöyle yapmaya çalışacağım. Şu parçayı x deseydim. Bir daha bölüyorum. Burası da x, burası da x. Bakın, f1'in buraya olan uzaklığı ne oldu arkadaşlar? 2x. Değil mi? Peki bununki ne oldu? Bakın, bunun aynısından o'ya koyuyorum. Ulaşmak için kaç x almam lazım? 3x. Bunların oranları sorulmuş. Bakın, 2'ler buradan gitti. Kök 2'ler buradan gitti. 3'ler de buradan gitti. Cevap ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuz. Eşit bölme düzgün türdeş çubuğa 7 tane özdeş cisim olacak. Ağırlıkları çubuğun ağırlığına eşitmiş. Bakın, çubuğun ağırlığını o zaman unutmayalım. Çubuğun ağırlığına P dersem. Bunlar da mı P'ymiş? P, 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 P ve P. Diyor ki son bir tane daha cisim asılırsa nereye asılmalı? Sistemin denge noktası burası mı? Ne yapacağız? Kural şu. Sistemi bu noktaya göre bir şeyler sola çeviriyor, bir şeyler sola. Sağa çeviriyor. Sola çevirenlerle sağa çevirenler aynı olacak. Bakalım. P var uzaklığı sola çevirenlerde 3. Artı P var uzaklığı 1. Eşit mi bakalım? Burada ne var? Hemen totalden 3P var uzaklığımız 1. Artı 2P var. Uzaklığımız ne? 2. Bakıyorum burada 3, 1 daha 4P var. Burada 3, 4 daha 7P var. Tuttum arkadaşlar. Tutmadı. O zaman bu tarafa ne lazım? Bir 3P daha lazım değil mi? Kim asacağım peki? P ağırlığı asacağını söylemişti. O zaman ne kadar uzaktan asmam lazım? X. O zaman X'in cevabı da 3 birim. 1, 2, 3 birim deyince Lüleburgaz'ın L'si diye buluyoruz arkadaşlar. Evet. Bu tür sorularda da bileşenlere ayırarak yapabiliriz. Fakat size tavsiyem geometrinize güvenmeye çalışın. Güzel gider. Bakın ne oldu? Sinüs şu üçgeni herkes iyi bilecek. Bakın, konu anlatımda bu konuda biz fizikte kullanıyoruz bunu. Geometriciler gerçi çok kullanmıyorlar ama neydi? 37-53-90 3K, 4K, 5K üçgeni olduğunu unutmayın. Ve kolay olsun diye. Burası 4 birim ya. Bunu siz rasyonellerle uğraşmayın diye bakın. Her bir karenin 5 birim olduğunu düşünsek şöyle. Şimdi hedefim ne? Dik. Bakın, aynı olaya göre.
Dik üçgeni oluşturuyorum. Ne oldu? 5'in katına kaç birim verdim? 20'ymiş, değil mi? Yani 4 ile çarptım. O zaman burası 12 birim. O zaman şurası da 16 birimlik bir üçgen oluşturdum. Şimdi böylece hiç bileşenlerden uğraşmayacağım. Bakın. Her birinin torklarını soruyor. Kuvvetlerin büyüklükleri. Hepsi de dengeliyormuş. O zaman bunların momentleri aynı mı arkadaşlar? Her biri bu sistemi dengeliyorsa. O zaman başlıyorum. F1 çarpı dik uzaklık. Bakın F1 şöyle mi duruyor? Aynısından buraya koyuyorum. Aralarındaki mesafe 10 birim, değil mi? Peki F2'nin dik uzaklığı. Bakın F2 nasıl duruyor? Şöyle duruyor. Aynı kalemden bir tane de dönme noktasına koyuyorum. Bakın mavi ile kırmızının arası 12 birim yaptı mı? Hadi bakalım F3'e geldim. F3 nasıl duruyor? Böyle duruyor. Aynısından O'ya koydum. Bakın mavi ile kırmızının arası görüyorsunuz. 16 birim. Kural ne matematikte? Bu sayının küçük olması demek kendisinin büyük. O zaman en büyük kuvvet F1. Sonra F2. Sonra da F3 gelecek arkadaşlar. F1, F2, F3 deyip doğru cevabı da E şıkkındaki gibi buluyoruz. Evet. Güzel bir soru. Tehlikeli bir soru da aynı zamanda. Alfa açısı azaltılırsa N1 ve N2 ne olur? Şimdi burada şunu çok iyi görmeyin. Önce bir kuvvetleri gösterirseniz anlarız. Bunun bir ağırlığı varmış. G'miş. Astık. Sonra birinci yüzeye dik olarak değiyorduk. Hatırlıyorsanız bunun bir tepki kuvveti var. N1. İkinci yüzeye de dik olarak gelince burada da bir N2 var mı? Yani aslında burada bir şey var. N2 90 dereceyi görüyor ya burada. Bunlar geniş açı, dikkat edin. N2 neyi taşıyor aslında burada? N2 vektörü. Dikkat edin. N1 ile G'nin bileşkesi kadar, değil mi arkadaşlar? Yani bu durumda N1'den de ve G'den de büyük aslında. Şimdi alfayı azaltıyor. Biraz abartalım arkadaşlar. Şu konuma getirdim. Direkt azalttım. Sıfıra vurdum. Sizce bu yan duvara hiç kuvvet uygulanır mı şu anda? İhtiyaç yok ki yan duvara. Bu olmasa da durabilir. O yüzden N1 ne yaptım? Şu anda sıfıra düşürdüm. Yani N1 ne yaptım? Ben açıyı azalttıkça şu anda duvara, yan duvarın bir tepkisi var. Şimdi ihtiyaç yok. O zaman N1 azalttım. Bu arada bir şey demiştim. N1 ile G'nin bileşkesi değil miydi? Ya arkadaşlar N1 yok olunca direkt olarak N2'nin değeri bir anda G'ye eşit oldu mu? Az önce G'den büyüktün. Şu anda ne oldu bir anda? G'ye eşit o hale geldiğine göre. O zaman bunu da azalttın mı? O yüzden her ikisini de azalttım arkadaşlar. Evet. Destek soruları. Özdeş ve türdeş eşit bölmeli iki çubuk. Bakın türdeş. O zaman başlayalım. Bunun ağırlığı P ise ortada, değil mi? 4 bölmenin ortası. Bu 4 bölmenin ortası da burada mı arkadaşlar? Tamam. Sonra K'nın tepki kuvvetini çıkıyorum. Hatırlarsanız NK. L'nin de tepki kuvvetini çıktık mı? N'de. Ne biliyoruz? Aşağı çekenlerle yukarı çekenler eşit olacağına göre NK ile NL'nin toplamı ne olmak zorunda? 2P. Bu sizin birinci denkleminiz. Ve ikinci bir şey daha. Bir moment almamız lazım arkadaşlar bir yerlerden. Özgür ruhsunuz. Ama bilinmeyenlerin birinden almak iyidir. Mesela şuradan alalım mı arkadaşlar? Bakın buradan moment almak demek burayı kapatmak demektir. Bu yok. Ne kaldı? P ile NL baş başa kaldı mı? P'nin buraya olan uzaklığı kaç birim? 1. NL'nin buraya olan uzaklığı 2. Dolayısıyla NL'nin cevabı ne çıktı arkadaşlar? P bölü 2. Bakın NL P bölü 2 ise paydası 1. Bunu da ikilemek için ne yaparım? Şöyle oldu. NK artı P bölü 2. Bunu da 2 ile genişletirsem 4P bölü 2 yaptı mı? At karşıya. NK'ya ne kaldı? 3P bölü 2 kaldı mı? NK'nın NL'ye oranı. Bakın NK kaçmış? 3P bölü 2. Bu neymiş? P bölü 2. Oranları bölü 2'ler ve P'ler ederse 3'tür. Ha gayret 7. sorudayız. Ne diyor? P1 ve P2 ağırlıklarını taşıyan iplerdeki gerilme kuvvetleri işte. O ne güzel arkadaşlar. Bakın bu da T, bu da T, bu da T, bu da T. Bakın burada özel durumlar var işte. Bakın buradaki açı kaç derece? 90. Ne biliyorduk biz? F kuvvetiyle F kuvveti eğer 90'sa bileşkenin değeri neydi arkadaşlar? F kök 2 idi. Yani T ile T'nin bileşkesi tam ortada ne yapar? T kök 2 yaptı mı? O zaman bunu dengeleyen P1'in cevabı da dolayısıyla T kök 2 yaptı. Sonra ikinci bir durum var. İki eşit vektör aralarındaki açı kaç? 120. Ne biliyorduk? F vektörü ile F vektörü aralarında 120 derece varsa bileşke ne çıkıyordu? F'e eşit çıkıyordu. Yani T ile T'nin bileşkesi yine ne oldu? T. O zaman P2'nin cevabı da ne oldu arkadaşlar? T. Oranlar sorulmuş. T'ler elveda. Kök 2. Evet. Bir cisim şekildeki gibi dengedeyken x, y, z iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri tx, ty, tz'ymiş. Ne diyor? Y ipi K noktasından alınıp L'ye bağlanırsa diyor. Şimdi, ne yapıyoruz? Bakın şekli çizin arkadaşlar. Kolay olacak.
Şimdi siz yeni bir şekil çizeceksiniz burada, değil mi? Sen bu ipi buraya bağladığında şöyle olmayacak mı? İsterseniz şu iki ipin arası biraz daha yaklaşacağına göre. Şöyle oldu mu arkadaşlar? Biraz daha aslında şu teta açısı, bu alfa olunca ne yaptı buradan buraya giderken? Açı birazcık azalacak, değil mi? Bu arada bu P'yi hala Z taşıyor. Bakın az önce Z P'yi taşıyor. Yine P. O zaman Z'yi P hemen değişmez diye atlayacaksınız arkadaşlar. Yani mesela B şıkkını ve D şıkkını hemen eleyebiliriz. Sonra şimdi bu neye benziyor? Kafa gibi düşünün. Ters düşünün. Bacaklarınızın arasındaki açı alfa. Bacaklarınızın arasındaki açı teta. Bacakları açarsanız ne olur? Bacaklarınızdaki kuvvetler artmaya başlar. Açarsak F büyümesi olur. Yani burada kollar açık mı? Yani bacaklar açıksa o zaman bu gerginlikler büyük, değil mi? Kolları veya bacakları kapattığınız zaman bacaklar rahatlayacak mı? O zaman ne yaptı cevapta? Azalacak yani ip gerilmeleri. O yüzden azalır değişmez deyip E şıkkındaki bulabiliriz arkadaşlar. Bacaklarınızı açtığınız zaman bunu daha da iyi anlarsınız arkadaşlar. Çok acıyabilir çok açıyı arttırırsanız. Evet, bu testin de sonuna geldik arkadaşlar. 14. testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.